Ben Doktor Gamze Çavuşoğlu. Balıklıgöl Devlet Hastanesi'nde göğüs hastalıkları uzmanı olarak görev yapmaktayım. KOAH halk arasında tıkayıcı akciğer hastalığı olarak bilinen bir hastalıktır. Bronşlarda kalıcı olarak tıkanıklık gelişmektedir. KOAH'ın sebeplerinden bahsedecek olursak sigara, bunun dışında çevre kirliliği, iş ortamında maruz kalınan toz ve ortam kirliliği de en büyük sebeplerinden oluyor. KOAH tanısı aslında hastanın kendisinin bundan şüphelenmesi veyahut da birinci basamak sağlık kuruluşu aile hekimleri tarafından hastanın şikayetiyle ilgili olarak bize yönlendirilmesi şeklinde tanı koyabiliyoruz. Örneğin hastada en sık gördüğümüz şikayetler nefes darlığı, öksürük ve balgam. Bu şikayetler kalıcı oluyor ve ilerleyici bir şekilde devam ediyor. Bu semptomları en az 2 ay boyunca gösteren kişilerin mutlaka bir sağlık kuruluşuna başvurup KOAH açısından değerlendirilmesi gerekmektedir. Hastaları biz KOAH'tan şüphelendiğimizde fizik muayene yaptıktan sonra öyküsünü, şikayetlerini dinledikten sonra basit bir test olan nefes ölçüm testi olarak bilinen halk arasında solunum fonksiyon testi yapıyoruz. Hastamızın değerlerine göre KOAH tanısını koyup tedavimize başlıyoruz. Hasta sigara içiyorsa sigaranın bıraktırılması, ilaç tedavileri mevcut. Bunları da gerekli olan hastalarda başlıyoruz. Bunun dışında bazı kişilerde çalıştığı ortamla alakalı, maruziyetle alakalı KOAH gelişebiliyor. Bunlarda da mümkünse eğer ortamdan uzaklaşma ya da çalışma koşullarının iyileştirilmesi şeklinde önerilerde bulunuyoruz. Tedavimizi başladıktan sonra hastamızı eğer şikayetleri sıklıkla devam ediyorsa hastanın önce aylık sonra 3 ayda bir hasta tedavisine uyum gösteriyorsa, ilaçlarla ilgili kullanımıyla alakalı cihazlarla ilgili herhangi bir sıkıntı yaşamıyorsa yılda en az 2 defa doktor kontrolü gerekmektedir. Yıllık grip aşısını korunma amacıyla yaptırmasını tavsiye ediyoruz ve yine zatürre aşısı da KOAH'tan korunmada ve KOAH hastalığının ilerlemesini engellemede çok faydası olduğu kanıtlanmış, gösterilmiştir. Eğer kendinizde öksürük, balgam, nefes darlığı gibi şikayetler varsa göğüs hastalıkları polikliniğine başvurup KOAH'la ilgili değerlendirme yapılmasını isteyebilirsiniz.